Selamlar arkadaşlar. Bu videoda MetaTrader 4'ün mobil uygulamasını inceliyoruz. Öncelikle MetaTrader 4'ü mobil cihazımıza indirebilmek için uygulama marketine girerek MetaTrader 4 araması yaptırıyoruz. Hemen üzerine tıklayıp burada ben indirmiş olduğum için aç seçeneği çıkıyor. Fakat sizde indir seçeneği çıkacak. Burada MetaTrader 4 döviz piyasası yazan yerin altında MetaQuates yazacak. Bu da uygulamayı çıkartan firmanın ismi oluyor. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Zaten tek bir tane MetaTrader 4 uygulaması var. Yazdığınızda hemen en üst sırada çıkacak. Bunu indirdikten sonra aç diyerek uygulamaya giriş yapabiliriz. Uygulamayı ilk defa indirdiğimizde karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Fiyatlar bölümünde yer alıyoruz. Birazcık arayüzü tanımak gerekirse şu anda ekranda alış ve satış fiyatlarını görüyoruz. Burada euro doların karşısında görmüş olduğunuz fiyatlardan sağ taraftaki bir long pozisyon açmak istediğimizde kullanacağımız fiyatı gösterirken sol taraftaki fiyat short pozisyon açmak istediğimizde hangi fiyattan satacağımızı gösteriyor. Dilersek yukarıda basit ve gelişmiş var görmüş olduğunuz gibi. Buradan gelişmiş butonuna tıklayarak o andaki spread'i, o günün en düşük değerini low şeklinde yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve sağ tarafta da high şeklinde o günün en yüksek değerini görüntüleyebiliyoruz. Yine euro doların üzerinde görmüş olduğunuz gibi 14.13.04 yazıyor. Bu da fiyatın en son ne zaman güncellendiğini gösteriyor. Burada pariteler sadece bunlarla sınırlı değil. Yine sağ üst köşedeki artı butonuna basarak buradan dilediğimiz pariteyi izleme listesine ekleyebiliyoruz. Bu sayede bu pariteleri de takip edebiliriz. Örneğin AUD/JPY paritesine tıkladım. Artı butonuna bastım. Bitti dediğimde en aşağıda AUD/JPY'nin de gelmiş olduğunu görüntülüyorum. Aşağıdaki menülerden grafik bölümüne tıkladığımda grafikleri görüntüleyebiliyorum. Burada grafiğimin üzerinde şu anda bir indikatör açık. O da RSI. RSI indikatörünü dilersem yukarıda bulunan F tuşuna basarak buradan Relative Strength Index'in ayarlarını değiştirebilirim. Dilersem de şöyle sağa doğru sürükleyerek silebilirim. Bunu şimdilik siliyorum ve görmüş olduğunuz gibi karşımda bu şekilde bir grafik var. Yine yukarıda yuvarlak, üçgen ve kare sembolleri var. Burada buna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi grafiğimin üzerine nesneler ekleyebileceğim bir ekran çıktı. Yatay çizgiyi seçiyorum. Daha sonrasında grafiğimin üstünde sürükleyerek istediğim fiyatı işaretleyip daha sonrasında o fiyatları takip edebilirim. Yine üzerine basılı tuttuğumda karşıma bu şekilde bir menü çıkıyor. Buradan sil diyerek bunu silebilirim. Yukarıdan artı tuşu var görmüş olduğunuz gibi. Bu artı tuşuna basarak grafiğin üstünde istediğim bir fiyatın hangi fiyata denk geldiğine bakabilirim. Örneğin şuraya getirdim ve sol tarafta şu yapının bir destek olduğunu, buradan alım yapmak istediğimde bu artı butonuyla buraya gelerek fiyatı görüntüleyip ardından işlem bölümüne gidip oradan bir emir girişi yapabilirim. Sol üst köşede H1 yazdığını görüyorsunuz. H1'in üzerine tıkladığımda dilersem grafiğimi şu an H1 saatlik mumlar şeklinde gösterilir. H4'e basarak grafiği 4 saatlik mumlarda ya da M15'e basarak 15 dakikalık mumlarda görüntüleyebilirim. Anlık olarak şu an euro dolar paritesindeyiz. Bu paritede bir işlem yapmak istediğimizde yine sağ üst köşede bulunan işlem butonuna tıklayarak işlem yapabilirim. İşlem bölümüne tıkladığımda bu şekilde bir ekran çıkacak. Bunu da birazdan daha detaylı bir biçimde anlatıyor olacağım. Buradan da çıkış yapıyorum ve menüleri incelemeye devam ediyoruz. Yine aşağıdaki menülerden işleme tıkladığımda o sırada açık olan işlemlerimi görüntülüyorum. Dilersen buradan işlemleri kapatabilirim. Yine onu da birazdan işlem açtığımızda gösteriyor olacağım. Tarihçe bölümüne geldiğimizde günlük, haftalık, aylık ve özel diyerek özel bir tarih bölümü girerek o tarihteki işlemlerimizi görüntüleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi kar bölümünde örneğin ben burada günlüğü seçersem o günkü karımı görüntüleyebilirim. En sağda aşağıda bulunan ayarlar bölümüne tıkladığımda artık hesabıma giriş yapacağım yere geliyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi MetaTrader 4 iOS demo bölümü yer alıyor. Bunun üzerine tıklıyorum. Uygulamayı ilk yüklediğinizde sizde de bu şekilde açılacak. Önce size bir demo hesap açacak. Bunun üzerine tıklıyorum ve kendi hesabıma giriş yapabilmek için sağ üst köşedeki artı butonuna tıklıyorum. Buradan var olan hesabınıza giriş yapın seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Buna tıklıyorum ve yukarıdan benim kullanmış olduğum FX Pro'nun ismini yazıyorum buraya. FX Pro yazdığımda görmüş olduğunuz gibi FX Pro'nun serverları çıktı. Şimdi ben hızlıca işlem açıp kapatabilmek için demo hesabıma giriş yapacağım. Fakat siz hesap açtığınızda gerçek bir hesabınız olduğunda aşağıdaki real yani gerçek hesap serverlarına giriş yapmanız gerekecek. Buradan
Açmış olduğunuz hesabınız hangi serverda ise o server'ı seçmeniz gerekiyor. Ben şimdilik demo 05 server'ını seçiyorum. Karşıma çıkan ekranda hesap no ve şifremi gireceğim yer beni karşıladı. Burada hesap numaramı ve şifremi giriyorum. Hesap numaramı ve şifremi girdim. Aşağıda şifreyi kaydet diyerek daha sonraki girişlerimde hesabımı hızlı bir şekilde giriş yapmamı sağlayabilirim. Sağ üst köşede bulunan girişe tıkladığımda artık hesabıma girmiş olacağım. Giriş butonuna tıkladığımda beni birkaç saniye bekletecek. Bu benim demo server'ına ya da hangi server'daysam oraya bağlanmamı sağlayacak. Hesabıma bağlandım. Şimdi nasıl işlem açıp kapatabileceğimize bakabiliriz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi fiyatlar bölümünde sadece euro dolar mevcut. Yine sağ üst köşeye tıklayarak bir parite eklemek istiyorum. Örneğin buradan Forex Majors'un üstüne tıklıyorum ve ardından Euro Kanada paritesini ekliyorum. Örneğin Euro Kanada paritesinde bir işlem yapmak istiyorum. Burada işlem yapabilmek için Euro Kanada'nın üzerine tıklayarak sağa kaydırıyorum ya da üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi işlem, grafik ve detaylar bölümü çıkıyor. İşlem yapabilmek için işleme tıklıyorum. Ardından beni bu şekilde bir ekran karşılıyor. Aşağıda fiyat grafiğinin sürekli hareket ettiğini görüntülüyorum. Kırmızı olarak görüntülediğimiz satmak istediğimizde hangi fiyattan satacağımızı, mavi olarak görünen de almak istediğimizde hangi fiyattan alacağımızı gösteriyor. Arasındaki de döviz bürolarından aşina olacağınız gibi alışla satış arasındaki fiyat farkını bize gösteriyor. Yine yukarıda Euro Kanada yazan yerin altında piyasa emri yazdığını görüyorsunuz. Bunun üzerine tıkladığımda buy limit, sell limit, buy stop ve sell stop mevcut. Buy stop ve sell stop'tan bahsetmeyeceğim çünkü onu daha önceki videolarda nasıl kullanıldığından bahsetmiştim. Burada bahsetmek istediğim şey buy limit ve sell limit emirleri. Aynı zamanda bir piyasa emri mevcut. Burada piyasa emrini seçersek eğer o anki fiyattan anlık olarak alış ve satış yapmamıza sağlar. Bunu market emri olarak hatırlıyor olabilirsiniz. Bunun üzerine tıklayıp buy limit'e tıkladığımda eğer şu an bulunduğu fiyatın daha aşağısından bir alım girmek istiyorsak, yani fiyat bir seviyeye düştüğü zaman alım girmek istiyorsak buy limit'i seçeceğiz. Eğer satış yapmak istiyorsak, yani şu anda bulunduğu fiyattan yükseldikten sonra bir fiyattan satmak istiyorsak o zaman da sell limit'i seçmemiz gerekiyor. Ben şimdilik hızlı olması açısından piyasa emrini seçeceğim ve burada zarar durdurun üzerine tıklayarak bir zarar durdurma fiyatı, yani stop loss fiyatı yazabilirim ve kar alın üzerine tıklayarak da bir TP, yani take profit emri yazabilirim. Şimdilik ikisini de siliyorum ve burada diyelim ki bir buy yapmak istiyoruz. Buy, buy market yazıyor görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta mavi kutucuğun içerisinde. Yine yukarıda lot miktarını belirleyeceğimiz yer görünüyor. -0.1, -0.01, 0.01 ve +0.01 ve +0.1 şeklinde değerler görüyorum. +0.01'e bastığımda 0.01'lik arttırmamı sağlıyor lot miktarımı. Eğer onun en sağındaki, yani +0.1'e basarsam da bu da benim lotumu 0.1 miktarınca arttırmamı sağlayacak. Buradan lot miktarını değiştirebilirim ya da üzerine tıklayıp direkt 0.35 şeklinde yazarak diyelim ki 0.35 lotluk bir işlem açabilirim anlık olarak. Burada buy, buy market butonuna bastığımda Euro Kanada paritesinde bir long işlemi açmış olacağım. Eğer sell buy market'a basarsam da o anki market fiyatından bir short emri açmış olacağım. Şimdi buy tuşuna basıyorum. Bastığımda görmüş olduğunuz gibi işleminiz başarılı dedi ve beni hemen pozisyonların olduğu, yani işlem bölümüne yönlendirdi. Burada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta -10.25 görüntülüyorum. Bu benim şu anda ne kadar zararda olduğumu gösteriyor. Bunun üzerine tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi aşağıda iki kutulu bir tablo yer alıyor. ZD dediği zarar durdurma seviyemizin yazacağı yer. K ve A dediği kar alma seviyemizin yazacağı yer. Swap dediği günlük olarak bu işlemi açık tuttuğumuzda her gün ne kadar buna ödediğimizi gösteriyor. Şu an daha bir günde olmadığı için 0 olarak görüntülüyoruz. Komisyon ve vergi olmadığı için burada yine bu değerleri de 0 görüntülüyoruz. FX Pro'da hiçbir şekilde bir komisyon ödemesi yapılmıyor. Eğer swaplı bir hesap kullanıyorsak, fakat swapsız hesap kullanıyorsak o halde komisyon ödememiz gerekecek. Burada yine bu işlemi değiştirmek istediğimde sağa doğru çekiyorum ve yanında menülerin çıktığını görüyorum. Tik yazan yere tıklarsam pozisyonumu kapatmamı sağlar. Yanında kalem butonu var. Bu butona tıkladığımda pozisyonumun kar al ve zarar durdur seviyelerini
değiştirmemi sağlar. Artı butonuna bastığımda bu pozisyona ekleme ya da çıkarma yapmamı sağlar. En sağdaki grafik bölümüne tıkladığımda da beni Euro Kanada'nın grafiğine yönlendirir. Bu sayede grafiği takip edebilirim. Şimdi işlemin bir kısmını nasıl kapatabiliriz bunu göstermek istiyorum. Yine sağa doğru çektim ve buradan tik butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi close with loss şu an 9.98 dolar zarardaymışız ve 0.35 lotumuz mevcutmuş. Diyelim ki ben bu pozisyonun bir kısmını kapatmak istiyorum. Örneğin 0.15'liğini kapatıp 0.20'liğini açık bırakmak istiyorum. O halde yukarıdaki 0.35'e tıklıyorum ve buradan 0.15 yazıyorum. Burada 0.15 yazıp close with loss dediğimde pozisyonumun yalnızca 0.15'lik bölümü kapanır. Burası önemli bir nokta. Pozisyonumuzun bir kısmını kapatmak istediğimizde bunu seçebiliriz. Örneğin iki hedefli bir işlem stratejimiz varsa birinci hedefte işlemin yarısını bu şekilde kapatabiliriz. Close with loss bölümüne tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi demin 0.35 buy pozisyonum vardı. Şu anda 0.2'lik kaldı. 35'ten 20'ye düşürmüş oldum ben pozisyonumu. Bu pozisyonu kapattığımda yine aşağıdaki menülerden tarihçe bölümüne giderek görmüş olduğunuz gibi Euro Kanada buy 0.15 -4.74 zararla bu pozisyonumu kapattığımı görüntüleyebilirim. Bakiye yazan yerde toplam ne kadar zarar ya da kar ettiğimizi görüntüleyebiliriz. Para çekme bölümünde eğer hesabınızdan para çektiyseniz o görünecek. Teminat bedelinde de eğer o hesaba bir para yatırma işlemi gerçekleştirdiyseniz orada da o görüntülenecek. Şimdi bir noktayı daha göstermek istiyorum. Ayarlar bölümüne geldim. Burada grafikleri seçiyorum ve grafikler bölümünde işlem seviyelerini açıyorum. Bu grafiklerimin üzerinde hangi fiyattan alış ya da satış yaptığımı görmemi sağlayacak. Yine satış fiyat çizgisini de açarsam bu da benim grafik üzerinde spreadleri görmemi sağlayacak. Aşağıda renkler bölümüne gelerek dilersem grafiğimin mumlarının renklerini değiştirebilirim. Görmüş olduğunuz gibi bar yukarı yeşil, bar aşağı yeşil renkleri mevcut. Bunları dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Şimdi burada tekrar grafiğe döndüğümde görmüş olduğunuz gibi yeşil çizgiyle şu an tam belli olmuyor olabilir ama buy 0.2 yazıyor. Yani hangi fiyattan alış yaptığımı gösteriyor. Kırmızı olan ve gri olan seviyelerimiz mevcut. Demin dediğim gibi bir alış yaparken üstteki seviyeden alış yaparken bir satış yaparken aşağıdaki seviyeden satış yaparız. Bu aynı zamanda pozisyonları kapatıp açarken de geçerli. Örneğin ben bu pozisyonu kapatmak istediğimde yani bir buy pozisyonumu, alış pozisyonumu kapatmak istediğimde gri seviyeden kapatırken bir short işlemimi yani bir satış işlemimi kapatmak istediğimde kırmızı seviyeden kapatabilirim. Bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa videonun yorum bölümünde sorularınızı yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.